Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu klasiktir ama önemli bir cümledir. Videolarımızı izlemeyi ve abone olmayı, aynı zamanda da videolarımızı beğenmeyi sakın unutmayın diyoruz. Programımızın ilk bölümüyle karşınızdayız. Neler yapacağız? İstanbul'un çok ünlü mekanlarını gezeceğiz ve mekanlarını gezerken de orada çıkacak, o sahnede çıkacak ünlülerle sohbet yapacağız. Kulis sohbetlerimiz olacak. Hep beraber eğlenmeye hazırız. Bir de ben şey düşünüyorum, böyle bazen Aykut sen de düşünüyorsundur. Hani bir mekana gideceksin cuma günü, acaba nereye gitsem? Neresi ünlüdür? Nerede kim çıkıyor? Güzel midir mekan? Arkadaşlarla mı gideyim yoksa sevgilimle baş başa olacağım bir yer mi olsun diye düşünürüz. O yüzden de o yerlerden biri, mesela hep düşünürüz, deriz ki arkamızda görüyorsunuz Moralı ve çok revaçta bir yer, onu söyleyeyim. Çok insandan duyuyorum ve Bora Gencer çıkıyor bu gece. Bora Gencer'le sohbet edeceğiz, sahne öncesi kulis sohbeti. Bir de mekanın sahibiyle sohbet edeceğiz, bakalım iş güç nasıl, iyi mi? Hadi gidelim. Yeni yeni, saat şu anda 8'e geliyor, daha yeni yeni konuklar gelecek. Konuklarla da sohbet edeceğiz. Eğlenceli mi? Nasıl eğleniyor insanlar? Siz de merak ediyorsunuz değil mi? Hadi gidelim. Bir de ben rap dünyasına da girmek istiyorum. Rapçilerin sahnesine ışık nasıl, iyi mi? Fena değil, bir şey olmaz. Burası televizyon değil, biz bizeyiz. YouTube kanalı. Rapçilerin sahnelerine de gideceğiz ilerleyen zamanlarda. Çok güzel kulislerde sohbetlerimiz olacak. Emin olabilirsiniz. Bu sifti açıyoruz burada yani açıkçası. Eğlenceli bir program olacağına inanıyorum. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, ilk programımızın ilk mekanı çok güzel mekan. Ben girer girmez zaten mekanın kalitesini anladım. Bora Gencer çıkacak. Onun öncesinde mekanın sahibiyle birlikteyiz. Selçuk abi. Selçuk abiyle önceden bir sohbet ettik tabii, neler yaptığını. Çok eğlenceli. Sohbeti güzel bir abimiz. Merhaba. Merhabalar. İlk önce şunu sorayım. Bu mekanı ne zaman açtın? Mekanı 9,5 ay önce açtık. Çok daha yeni bir mekan burası. O günden bugüne iyi sahnelerle, İyi bir anlayışla, iyi bir sofrayla hizmet vermeye devam ediyoruz. Vallahi şöyle söyleyeyim, gerçekten insan yabancı hissetmiyor kendini içeri girdim ama bir o kadar da hani özel isimleri davet ediyorsun, konukları. Neden bu mesela, bunu sorayım. Herkes cesaret edemez çünkü kolay kolay. Kaliteye önem verdiğiniz için olabilir. Biz burada sahneye çıkan sanatçı dostlardan oldukça keyif alarak gelen misafirlerimizin, ben müşteri olarak kabul etmiyorum gelenleri, bizim misafirlerimiz onlar. Onların da keyif almasını, iyi saatler geçirmesini, eğlenceli saatler geçirmesini istediğimiz için. Peki şöyle söyleyeyim, ben mesela arkadaşlarımla gelmek istiyorum. Niçin burayı tercih edeyim dedim, ne diyebilirsin Selçuk abi? Sahne kalitemizden bahsedebilirim. Yani bizim dükkanımızda sahne alan sanatçılar genellikle bilinen, tanınan bu insanlar da çok eğlenceli saatler geçirebiliyorlar misafirlerimize, Bizim müşteri kitlemizin yaş ortalaması yok. Sebebi de şu, sahnemiz çok renkli. Mutfağımızla gurur duyuyoruz. Gelen insanlar bizi bu yüzden tercih ediyorlar. Küçük Yalı Maltepe olarak, ideal tepe olarak geçiyor. Sahilde çok güzel bir yer, çok samimi güzel bir yer ama hani girdikten sonra da detaylara baktım mı çok ünlü isimler, kaliteli bir sunum var. Bu çok önemli. Keyif alıyoruz. Yani ben keyif almadım, hiçbir işi yapmadım. Bizim buradaki tek hedefimiz insanları mutlu etmek. YouTube'daki arkadaşlarımıza da söyleyeyim. Hani biz davetle gelmedik. Biz kendimiz gelmek istedik. Çünkü gerçekten hani birkaç kişiden duyduk ve çok güzel bir yer. Selçuk abi de çok samimi. Hemen bizi karşıladı. Sağ olsun. Ben şunu söyleyeyim. Gerçekten eğlenmek istiyorsanız, gerçekten samimi bir ortam istiyorsanız ve güzel müzikler dinlemek istiyorsanız iyi isimlerle kesinlikle Moralı tercih edin diyelim. Ve birazdan da biz Bora Gencer'in kulisine gideceğiz. Orada sohbet edeceğiz. Selçuk abi, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Herkes mutlu olsun. İnşallah. Çok güzel bir temenni. Biz mutluyuz şu anda. İnşallah siz de mutlusunuzdur. Görüşürüz. Ve mekanda çıkacak olan Bora Gencer yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl güzel bir mekan hakikaten. Gerçekten çok güzel. Bir şey soracağım ilk önce. Mekan seçerken
dikkat ettiğin bir şeyler var mı? Vallahi güzel paramızı versinler, başka hiçbir şey. Çok iyi. Buse Hanım ilgileniyor, menajerim. Buse Hanım beğenirse biz okeyliyoruz. Sen burada çıkabilirsin dedi, yer yerde çıkıyoruz biz. En son Edirne'de bir pavyon. Niye ama öyle kötü değil, pavyon da çok güzel tabii. Eskiden pavyon derlermiş böyle. Çok güzel yerler varmış. Halkla iç içe olmayı, her yerdeki halkla iç içe olmayı ben seven bir insanım. Gerçek bir halk adamıyım yani. Gündüzleri metro, minibüs, otobüs, metrobüs, troleybüs kullanan bir kişi olarak böyle değişik yerlere gitmeyi de seviyorum. Bora Gencer'i tabii ki de uzun yıllardır müzik sektörü, sinema, dizi oyunculuğu, televizyon programı hepsi var. Evet, var. Yapmanız bir şey yok ya. Var. Radyo var. Tiyatro var. Peki özel yaşantında nasıl birisin? Yani neler yapıyorsun? Sabahları saat 7.30'da kalkıyorum. Oğlumu okula götürüyorum. Hayatım öyle başlıyor. Projelerle uğraşıyoruz. Devamlı projeler geliştiriyoruz. Fırsat buldukça Boğaz'da yazın özellikle tabii denize giriyorum. Yani Boğaz'da denize giren ender insanlardan biriyim. Ben hiç giremedim bir türlü. Hep istiyorum. Yani bir kere istiyorum. Buyurun. Vallahi buyurun. Gelin. Temiz mi peki suyu? Gayet temiz. Gayet temiz. İşte her girdiğimde gözümü hastanede açıyorum. Bugün nedense böyle eğlenceli bir program deyince benim de... Yo, çok güzel, süper. Vallahi temiz. Şöyle 3 yaşında oğlumu attım. 11 yaşına geldi. 8 yıldır daha bir şey olmadı. Yani demek ki bir şey yok Boğaz'ın suyunda. Zaten akıntı var, gidiyor. İşte yürüyorum bazen. Arada Hülya Avşar çıkıyor karşımıza. Bazen Mehmet Ali Erbil de sık sık çıkıyordu bu rahatsızlığını geçirmeden önce. İnşallah tekrar tabii ki yürümeye başlayacak. İyi oldu, hastaneden de çıktı. Ona da buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Burcun ne, merak ettim. Koç burcuyum ben. İşte bir kedim, bir köpeğim var. Yazın zaten hep Bodrum'daydık bu sene. Buse Hanım hep Bodrum'da işler bağlı. 4 yıldır Marmaris'teydim. O Marmaris defterini kapattım birazcık. Artık Bodrum'a yöneldik. Şimdi de kış geldi, işte buraya geldik. Yeni albüm, televizyon programı projeleri, yeni şarkı arayışları. Öyle koşturuyoruz. Son olarak şimdi YouTube'dayız, YouTube'dan sesleniyoruz. YouTube'da çok şu anda fenomen olan isimler var. Neler söylemek istiyorsunuz? Yapmayın çocuklar. Biz 35 yıldır bu işe emek veriyoruz. Siz çıkıp bir tık tık yapıyorsunuz ondan sonra. Ya bir şey demiyorum. Şaka bir yana. Bir devir bu. Yani bu hep böyle gitmeyecek. Yalnız YouTube'da da şöyle bir şey var. Bir bakıyorsun hani adam 5 yıldır YouTube'da. Hani 4 yıl hiçbir şey yapamamış. Yani 4 yıl bir fiil üretmiş. Son 1 yıldır parlamış ve 1,5-2 milyon takipçisi var. Bu da önemli bir şey. Tabii bunu da görmezden gelmemek lazım diye düşünüyorum. Tabii ki zaten şöyle bir şey. Ben bir bireyim. 81 milyonun içerisinde bir kişiyim. Benim söylediğim şeyler bir yere kadar yani kayda geçebilir. Bence sizin söyledikleriniz önemli çünkü siz sektörde uzun zamandır varsınız. İllaki önemli. O yüzden zaten soruyorum size. Bir yere gittiğimiz zaman mesela birer şarkı, ikişer şarkı, üçer şarkı. Dördüncüden sonra ben herhalde hani dördüncü de ayıp olmasın diye otururum. Dördüncüden sonra ben çekip giderim. Mesela bir renk olarak işte ben bir şarkının içerisine o şarkıyı rap'e çevirdim mesela. Freddie Mercury'den söylüyorum, ne bileyim Aydar söylüyorum. Böyle bir birikiminiz ve böyle bir altyapınız varsa hiçbir zaman eski moda olmazsınız. Bizim Türkiye'mizde maalesef bir tane şarkı söyleyen hemen sanatçı oluyor ya, böyle bir şey var mı? Böyle... Var mı arkadaşlar, size soruyorum. Yok. Yorumlara yazın altta. Böyle bir şey yok. O zaman herkesi aynı kefeye koyuyorlar. O da sanatçı, bu da sanatçı. Öyle bir şey yok. Sizin geniş kitleye hitap etmeniz her zaman iyi olmanız anlamına da gelmiyor. Yani ben yarın bir şarkı yapayım. Türkiye'de 81 milyon beğensin, dinlesin. Bu benim iyi olduğumu da göstermiyor aslında yani. Ama iyi para kazanma ihtimali artıyor. Para kazanabilirsin ama evet. Para kazanmak demek iyi olmak demek değil. O zaman şöyle kapatalım. Sahne yapmak çok zordur. YouTube'da video çekmek ayrı bir şeydir diyoruz. Ve bugün sahneye çıkacaksınız. İlk şarkınız ne olacak? Sürpriz olsun çünkü neden ben daha bilmiyorum. Yazacağım. Biz o zaman sahnede öğrenelim. Biz de izleyeceğiz. Evet gençler, bence bu mekanı, Moralı'yı mutlaka gelin. Ve zaten Bora Gencer'i dinlemediyseniz çok şey kaçırdınız demektir. Biz sahneye geçiyoruz. Birazdan sahneye çıkacak Bora Gencer. Onun öncesinde de birkaç röportaj yapacağım konuklarımızla. İyi eğlenceler. Ve inşallah. Ya hayır. Buraya Bora Gencer için mi geldiniz? İlk defa geldim. Arkadaşım davet etti daha doğrusu beni bugün buraya. Bora Gencer için geldim. Şu an her şey çok iyi. Sahne de çok güzel. Evet, arkadaşlara tavsiye ediyor musun? Kesinlikle, çıkın gelin. Oh, ben yerimi aldım bile. Dost
dostlarla birlikte masamı kurdum bile. Yanımda da çok hoş bir hanımefendi var. İsminizi alalım. Ebru. Ebru Hanım, bir mekan seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Sıcaklığına. Yani... Evet. Yani kendinizi bulmalısınız orada. Biz de burada buluyoruz kendimizi. Evet, yılların sanatçısı Bora Gencer sahne alacak. Mesela sanatçı da önemli midir sizin için gelirken mekan? Tabii ki, tabii ki önemlidir. Özellikle bizim yaş grubumuz için Bora Gencer önemli bir sanatçı. 20'li yaşlara çok hitap ediyor diyorsunuz. Evet, 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 aynen öyle. Bugün de burada olması güzel bir tesadüf oldu. Size, o zaman size iyi eğlenceler. Valla ben kıskandım bu sofranın samimiyetini, sıcaklığını. Ben de burada olacağım o zaman. Sizlerle Bora Gencer'i dinleyeceğiz. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Bora Gencer'i dinlemeye gelen, mekanın keyfini sürmek istiyorum diyenlerle sohbet ettik. Gerçekten de hepsi çok rahatlar. Mekandan da çok memnunlar. Kesinlikle gelmeniz gereken, tavsiye edilmesi gereken bir mekan diliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Videomuzu izlemeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hoşça kalın. Kalbinden dökülen kırıntılar, denize aşık martılar, yürüdüğümüz o sokaklar, ikimize ait şarkılar.